Manşete hoş geldiniz. Bugün 3 gündemimiz var. İlki Hindi'yi kim dolduruyor? İkincisi Sedat Peker'in içi boş Beykoz'daki evine gerçekleştirilen saldırı. Üçüncüsü de muhalefette bilinmeyen denklem HDP, Bay Kemal, Akşener ne yapacak? Bütün bunlara bakacağız ama önce Financial Times'ın Who's Stuffing Turkey yani Türkiye'yi kim dolduruyor ya da Hindiyi kim dolduruyor başlığıyla verdiği habere bakacağız. Financial Times burada 24.4 milyar dolarlık Türkiye'ye kaynağı belirsiz bir para girişi olduğunu yazdığı sitesinde e, detaylı bir haber, tablolarla desteklenmiş bir haber. Dil bilen insanlar bu haberi kaynağından elbette okuyabilirler. Eee Burada Erdoğan'ın bir fotoğrafı kullanıldı. Erdoğan'ın kullanılan fotoğrafında fotoğraf altına yazılan yazıysa muhtemelen ekonomi dersinde değil oldu. Erdoğan yeni öğretim yılının açılışında bir dersliğe gitmiş. Orada bu fotoğrafı vermişti. Hindiyi kim dolduruyor? Financial Times son derece etkili bir gazete. Dünya ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği gazetelerden biri. Sadece Birleşik Krallık'ta İngiltere'de okunan bir gazete değil. Net Hata 90'dan bahsediyor ekonomistler. Net Hata 90 kaynağı belirsiz döviz girişi demek ki bunu Mahve İlmez'in blogunda 27 Şubat 2017 tarihli yazısında okuyabilirsiniz. Net Hata ve 90 nedir? Nereden doğar? başlıklı bir makale bu. Ödemeler dengesi tablolarında yer alan net hata ve noksan kalemi kaynağı belirlenemeyen döviz giriş veya çıkışlarını ifade eder diyor. E, Mahve İlmez yazıyı Mahve İlmez'in blogundan okuyabilirsiniz. Alatin Aktaş net hata ve noksanla alakalı enteresan bir tablo vermiş. Burada 2009-2022 yılları arasında net hata noksan yani kaynağı belirsiz döviz girişine dair rakamlar var. Önceki rakamlar bir yana iki rakama dikkat çekiyor Alaaddin Aktaş Dünya, Gazete, Dünya Gazetesi'nde ki köşesinde bu yazı 15 Ağustos 2022'de yayımlandı. Net hata noksan kabak tadı vermedi mi artık başlığıyla Dünya Gazetesi'nde. Öyle ibretlik yıllar var ki 2018 yılından kalan 23 milyar dolarlık net döviz girişi hala net hata ve noksanda duruyor diyor. İşte tabloya baktığınızda da onu Görüyorsunuz şimdi bu tablo son derece enteresan Ocak Haziran döneminde 2022 17 milyar dolar söz konusu kaynağı belirsiz döviz girişi ee, Financial Times'ın yaptığı habere göre bu 17 milyar dolar Ocak Haziran döneminde 17 milyarken Eylül'e gelindiğinde 24.4 milyar dolara çıkmış belli ki yıl sonuna veya işte önümüzdeki Ocak Şubat Mart ayına doğru bu rakam daha da artacak. Alaaddin Aktaş 2018 yılında da dikkat çekmiş. 2018 yılındaki net hata noksan yani kaynağı belirsiz döviz girişi 22 milyar dolar görülüyor. Dikkatinizi çekerim. 2018 deyince akla ne geliyor? Seçim senesi. İşte Erdoğan hükümeti seçim Erdoğan hükümeti demek doğru değil. Erdoğan rejimi seçim ekonomisinde düğmeye bastı. Hatta bütün tuşlara bastı. İşte açıklanan son konut projesi, EYT'lerle ilgili emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili vaatler, asgari ücrette korkunç bir iyileştirme yapılacağına dair oluşturulan beklenti, işte doğalgazda veya diğer konularda işte devlet teşvikleri 5,5 milyon icra borcu olan işte 2000 TL'ye kadar o borcun silinmesi, 5,5 milyon kişinin icra borcunun silinmesi 2000 TL'ye kadar akla gelebilecek pek çok önlem belli ki önümüzdeki 3-5 ay içerisinde peyderpey hayata geçirilecek ve bu kaynağı belirsiz döviz girişi 24.4 milyardan çok daha yukarı çıkacak. Peki nereden geliyor bu bilmiyoruz. Zaten hindiyi kim dolduruyor başlığı atmasının nedeni de bu Financial Times. Yabancı yabancılar, yabancı yatırımcılar, yabancı analistler, ekonomistler bu işi gözlüyorlar ve ne oluyor? diyorlar. Ayrıca Rusya'ya karşı yaptırımlar var Batı dünyasında Rusya'ya karşı bu yaptırımlar söz konusuyken sen nasıl olur da e, Rusya ile bir para ilişkisine girersin e, ne bileyim işte Katar Suudi Arabistan ve farklı kaynaklardan gelebilecek Türk ekonomisine enjekte edilen e, kaynağı belirsiz girişle iş tutarsın veya işte kendine göre seçim ekonomisi uygularsın. Bilmiyoruz iş nereye gidecek ama belli ki Erdoğan rejimi bu konuda gözünü karartmış durumda. Zaten Türkiye'de uzun yıllardır son dönemde e, herhangi bir transfer, para girişi, çıkışı neyse sorgu sual yok. E, batı ülkelerinde 5-10 bin dolar, pound veya euro dahi e, bir yerden bir yere transfer ettiğinizde... ...bin tane sorgu sualle karşılaşırken Türkiye'de bu milyon, milyar dolarlar veya euro veya sterlin için söz konusu olmuyor. Bu fişi bir Twitter kullanıcısı Adnan Menderes Havalimanı'nda çekmiş. Orada çay kahve içiyor. Ve o çay kahvenin faturasına kadar biliyor musunuz? Türk kahvesi sade 63 TL, küçük çay 33 TL. Fişin üstünde de görüyorsunuz Adnan Menderes Havalimanı iç Hatlar Terminali. Bunun üzerine şunu yazmış. 10 yıl önce uçak bileti alıyorduk bu paraya. Yani toplam 96 TL'ye. Şimdi Anca çay kahve içi, iç, içiyoruz. Önümüzdeki aylarda belli ki korkunç bir seçim ekonomisi uygulanacak. Ve işte kaynağı belirsiz paralar Türk ekonomisine enjekte edilecek. Para basılacak. E, enflasyon oranında işte TÜİK'in açıkladığı enflasyon %80. işte o oranda zamlar verilecek. ücretlere şu bu falan. Herkesin ağzına bir parmak bal. Ondan sonrası tufan öyle görülüyor. Yarın öbür gün. Gelecek sene tekrar bakalım ondan sonraki sene tekrar bakalım acaba bir çay kahveyi aynı yerde 96 TL'ye içecek mi bir iç hat yolcusu. Gani Müjde paylaşmış yazlıktayız İstanbul'daki boş eve 2000 TL elektrik parası geldi elektrik bizi çarptı ekmek musaf da sizi çarpsın inşallah demiş. O arada Erdoğan kendi çocuklarını yurt dışında okuttuğunu unutup unutur mu tabi de ayrı bir konu fakat muazzam pragmatist bir insanla karşı karşıyayız. Diyor ki kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e, Washington'a gönderip en iyi eğitim kurumlarında okutup lüks ve şatafat içinde yaşattılar. Anadolu, Trakya'nın pırlanta gibi çocuklarını ise fakirliğe, cahilliğe, yokluğa, yoksuzluğa hatta göz göre göre ölüme mahkum ettiler. Biz bu oyunu bozduk diyor. İşte bu da milliyetten bir küpür. Erdoğan ABD'de okul aradı diyor. Erdoğan'ın dört çocuğu var. Dördünü de yurt dışında okuttu. 22 Temmuz 2000 tarihli Milliyet Gazetesi 20. sayfadaki haber. Geçelim Sedat Peker hadisesine. Önce haberimiz var. Haberimizi izleyelim. Dün Turan Görür Yılmaz hazırladı bu haberi. Sedat Peker'in Beykoz'daki villasına saldırı olayı üzerine konuşacağız. Sedat Peker'in İstanbul Beykoz'da bulunan ve milli parklar ve bahçelere devredilen evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda evde bulunan Yılmaz Günay isimli görevli yaralandı. Evde Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı Üçer kişilik vardiyalarla çalıştıkları öğrenildi. Peker'in yakın çevresinden alınan bilgilere göre, Peker gerçekleşeceğini bildiği bu saldırıyı gözdağı olarak değerlendiriyor. Peker'in Beykoz korusunun sınırları içerisinde yer alan ve tek mal varlığım dediği evine düzenlenen saldırı sabah 9:30'da gerçekleşti. Gazeteci Arkacıer saldırının detaylarına dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırıda görevli Yılmaz Günay'a 3 kurşun isabet ediyor. Edindiğim bilgiye göre Peker'e suikaste önce 5 milyon dolarla ihale veriliyor. Ancak bu başarılı olamıyor. İhalenin önerildiği bazı mafya grupları da bunu kabul etmiyor. Bu nedenle fiyat 25 milyon dolara çıkarılıyor ve iş ihale usulüne değil açık pazara döndürülüyor. Yani hangi grup vurursa vursun 25 milyon doları alacak. Dünyada ve uluslararası pazarda uzun yıllardır uygulanmayan bir yöntem bu. Halk TV'den İsmail Saymaz, Sedat Peker'in yakınlarına ulaşarak saldırının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Saymaz, Peker'in saldırı olacağını biliyordum. Hatta suikasti koordine edecek isimleri de biliyorum dediğini aktardı. Saymaz'a göre Peker'in yakın çevresi özetle şunları söyledi. Sedat Peker gayet iyi. Olayla ilgili tek yaptığı yorumsa aptal düşmanlar Maalesef insanın zekasını köreltiyor. Sedat Peker'in bu konularla ilgili daha önceden bilgisi vardı. Hatta Dubai'ye yollanan kişilere suikast timine başka isimlerle pasaport çıkarıldı. Kişilerin isimleri başka fakat sahte isimlerle gerçek pasaport çıkarıldı. Sedat Peker yakınlarına vallahi çok eğleneceğiz ama zamanını ben belirleyeceğim dedi. 2021 Mayıs ayından bu yana sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Mafya siyaset ilişkileri hakkındaki iddialarda bulunan Peker, seçim öncesinde çok önemli paylaşımlar yapacağını duyurmuştu. Peker, Haziran 2021'de paylaştığı mesajda kendini sözlü dövüş sanatı uzmanı olarak tarif etmiş ve Tayyip abi ile ölüm bile olsa helalleşeceğiz demişti. Gazeteci Mustafa Hoş, Peker'in evine saldırıyla ilgili tahrik yorumu yaptı. Sedat Peker'in evinin kurşunlanması tahrik amaçlıdır. Seçimi bir savaş gören iktidar paydaşları hiçbir açık kapı bırakmamak için erken açıklama yaptırmaya çalışıyor. Dijital abluka altında olan Sedat Peker bu psikolojik savaşı nasıl yürütecek göreceğiz. Akademisyen Deniz Ülkeri bu anda Peker'i susturma değil, konuşturma hamlesi ihtimaline dikkat çekti. İçinde kendisinin olmadığı bilinen bir eve yapılan saldırının ardından şu soruları sormak lazım. Sedat Peker'i susturmaya mı yoksa Konuşturmaya mı çalışıyorlar? Kimdir bu saldırganlar? Kimlerdendir? Tam da başına ödül kondu iddiasının ardından bu nasıl bir zamanlamadır? Evet e, haber böyle. Zaten pek çok detayı Turan Gür Yılmaz almış, koymuş. Ekleyecek bir şey yok. Sadece son tahlilde şu söylenebilir. Evet. Sedat Peker bir dijital abluka altında. Her ne kadar internet bağlantısı olsa da. E, kendi hesabından veya yönettiği hesaplardan tweet paylaşamıyor, video çekemiyor. Fakat vadi hala geçerli, e, seçime iki ay kala konuşacağım diyor. Peki nasıl konuşacak? Yani e, Dubai'de yaşadığı ifade ediliyor ve oranın hükümeti veya istihbaratı her neyse güvenlik güçleri e, kesinlikle konuşma, kesinlikle açıklama yapma, otur oturduğun yerde, RT bile yapma falan gibi ultimatom vermiş durumdalar. Böyle bir durumda ne değişecek de seçime iki ay kala Sedat Peker tekrar konuşmaya başlayacak. Türkiye'de de işte bu, bu tür hadiseler oluyor. Yani silahlar patlamaya başladı. İşin nereye gideceğini bilmiyoruz. Başına ödül konmuş ki zaten şu anda zannediyorum Erdoğan rejimi Sedat Peker'in ölmesi, öldürülmesi için elinden gelen ardına komuyordur. Yani bunu anlamak için kahin olmaya filan veya olayları araştırmaya gerek yok. Süleyman Soylu, Mehmet Ağar vesaire. E, bilmiyoruz iş nereye gidecek ama e, 3-4 seçenek var. Bir tanesi Sedat Peker o bahsettiği videoyu çekecek. O açıklamaları yapacak. Ya da başına bir şey gelirse diye bunları çekti. Güvenilir bir yerde muhafaza ediyor. Başına bir şey gelirse orada e, oradan yayınlanacak bu kime emanet ettiyse o yayınlayacak. İki susacak. Şu anda olduğu gibi seçime iki ay kala da ona uygun bir açıklama yapacak. Dostlarım hala konuşamıyorum. Can güvenliğim tehdit altında ailemle tehdit ettiler falan diyecek belki bilmiyorum. Ya da işte yaşadığım hükümet buna izin vermiyor diyecek. Şu anda olduğu gibi. Neyse. Üçüncü olasılık başka bir ülkeye gidecek. Yer değiştirecek. Dördüncü olasılıksa başına bir şey gelecek. Bilmiyoruz. Yani bu ona yönelik bir saldırı operasyon da olabilir. Paketlenme de olabilir. Türkiye'ye iade de olabilir. Veya e, Türk hükümetiyle e, sulh da olabilir. Belli açılardan belli konularda belli, an, be, belli bir anlaşmaya da imza atabilir. Böyle 3-4-5 seçenek var. Bunlardan biri olacak ve önümüzdeki aylarda bunu göreceğiz. Geçelim muhalefet cephesine. Meral Akşener 13 Eylül'de Fox TV yayınına katıldı ve... E, burada. E, adayın, e, Millet İttifakı adayının veya Cumhurbaşkanı ortak adayın neyse bugünden konuşulması doğru değil dedi. Buna Kılıçdaroğlu da dahil hiçbir ön yargımız yok dedi. Ön şartımız, ön yargımız yok kelimelerini kullandı. E, bu seçim parlamenter sistemin konuşulacağı son seçim. Çünkü bu olmasa bundan sonra ucube sistem üzerinden olur seçimler dedi. Daha önce Yeni Çağ Televizyonu'nda yaptığı açıklamayı da tekrar etti. Yani kazanabilecek aday üzerinde durdu. Fakat Akşener'in açıklamasının daha mürekkebi kurumadan Selahattin Demirtaş'tan gelen açıklamalar daha çok ilgi çekti. Selahattin Demirtaş medyaskopa Ruşen Çakır'a yazdığı mektupta Kılıçdaroğlu'nun altını çizdi. Sarı bölümlere dikkat çekiyorum. Ülkenin neredeyse tüm temel ve tartışmalı sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamış durumda ve farklı toplumsal kesimlerde önemli bir desteğe sahip diyor Kılıçdaroğlu için. Bu Kılıçdaroğlu'nun adaylığına Selahattin Demirtaş'ın Edirne'nin yeşil ışık yaktığı manasına geliyor. Doğrudan hiç e, amasız fakatsız. İkinci e, bölümde de ülkenin sorunları hakkında henüz tek kelime etmemiş kişilerin suskunluklarının bazı anketlerde bir parça yüksek çıkması kimseyi yanıltmasın diyerek de doğrudan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çakıyor. Burada da amasız fakatsız adres Mansur Yavaş. ittifakla sabit ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden haber alan tüm kaynakların ittifakla altını çizdiği aday Kemal Kılıçdaroğlu ona yaklaşabilen bir aday olmadı. Özellikle son günlerde gerek Twitter'da, gerek YouTube'da yapılan yayınlarda ya da gerek Türkiye'de e, KRT, Tele1 ya da Halk TV gibi yayınlarda e, CHP politbürosundan haber alan, genel başkan çevresinden haber alan e, isimler e, Kılıçdaroğlu'nun artık Millet İttifakı'nın ortak adayı olduğunun altını çiziyorlar. Sadece ilana kaldı diyorlar. Yani bir ilan edilmediği kaldı, i, ilan edilecek. Akşener de bu işe okey dedi gibi bir kulis var bakalım ne olacak 2 Ekim'de CHP'nin ev sahipliğinde ikinci tur altılı masa görüşmeleri başlayacak ben de şunu söylüyorum 2 Ekim'e 15 gün var 15 güne kadar altılı masa dağılmazsa ondan sonra da kolay kolay dağılmaz gibime geliyor Ergun Babahan mühim bir paylaşımda bulunmuş HDP ile aynı masada olmamak liderlerin kararı değil, devletin kararı diyor. HDP sandıktan çıktı diye yüzlerce insan öldürülüp seçim tekrarlatıldı ve rejim değiştirildi. Bu devlet Kürtlerin gücünü kırmaya çalıştıkça batağa saplanıyor ama akıllanmıyor demiş. Mansur Yavaş'sı Ankara'daki yapılaşma toplam sahanın %3'üne sıkışmış. Büyük bir rant oluşmuş. Bu kentin arazilerinin %97'si boş. Bunun da yarısı tarıma uygun ama ekilmemiş. Bu bütün Türkiye için geçerli. 780 bin kilometre karenin %80'i 90'ı bakir el değmemiş çıplak çorak araziler. E, muhakkak e, dokunulması ve e, gerek yapılaşmanın gerek e, işte şehirleşmenin tarımın neyse Düzgün bir şekilde planlanarak bütün yurt satına 780 bin kilometre kareye dağıtılması gerekiyor ama Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmada başkent modeli buluşması önemliydi. Burada Akşener ve Kılıçdaroğlu da vardı. Mansur Yavaş'taydı elbette gözler ama Mansur Yavaş cephesinden gelen son kulisler kesinlikle ve kesinlikle altılı masadan çıkacak mutabakata razı olacağı kendi başına bir şey yapmayacağı yönünde anketlerde ön sırada olmasına rağmen Mansur Yavaş hani Ekrem İmamoğlu vari bir takım çıkışlara imza atmayacak. Masadan ne çıkarsa buna razıyım. Benim ismim çıkarsa benim ismimle devam ederiz. Benim ismim çıkmazsa da ben Ankara Büyükşehir'de devam ederim. Masanın iradesine saygı duyarım gibi bir kulis var. Onu da belirtmekte yarar gördüm. Evet. Hindiyi kim dolduruyor? Mühim olan bu esasen demenden beri konuştuğumuz konu. Hindiyi birileri dolduruyor ve e, o hindi önümüzdeki yıl patlayacak. Ve e, bu herkes hemen herkes özellikle Türkiye'deki hemen herkes bundan etkilenecek. Amaç zaten şu 3-5 ayı 6 ayı neyse salimen geçirip ondan sonra ne olacağına bakmamak. Bir biçimde sandıkta bu işi bitirmek. Putin'in Rusya'nın Erdoğan'la beraber yürüme isteği, özellikle son derece sancılı Orta Doğu ve Doğu Avrupa'daki son yaşananlar ortadayken, bunun için gene kahin olmaya ihtiyaç yok. Belli ki Putin 5 yıl daha Erdoğan'la beraber yol yürümek, onunla beraber en azından bölge stratejilerini birlikte geliştirmek istiyor. Ondan dolayı da işte hindiyi dolduranlardan biri de o, bir diğeri de elbette Körfez sermayesi, Arap sermayesi. Ya da işte Erdoğan ve çevresinin e, yurt dışına çıkardığı paralarının bir bölümü olabilir bilmiyoruz. Kokain parası olduğu da söyleniyor, yani uyuşturucu parası olduğu da söyleniyor bilmiyoruz. E, fakat bütün bunların hepsi muhtemel kanıtlanmadığı için bilmiyoruz diyorum ama hepsini alt alta yazıp öyle hesap etmek gerekiyor rakamın 24.4 milyar dolarda kalacağını düşünmekte de son derece iyimserlik olur. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın. Yayını beğendiyseniz lütfen likelayın. Abone olup bildirimleri açarsanız da yayınlarımızdan anında haberdar olma şansınız olur. Hoşçakalın.